Sardunya'dan geçiyoruz. Sardunya'nın güneyinden geçiyoruz artık. Hava sert. Köy gözüküyor. Sardunya Adası'nın burnu. Deniz patlak. Rüzgar yüksek. Şöyle yani hani uzaktan gözükmüyor da. Acayip. Burada burasında Porto Pinto ve Antico var. Sardunya'nın. Şu tarafı da güzel bir koy olacağı belli. Çengel gibi bir burun. Evet, geminin belki de en güzel alanlarından birisi burası. Dans dersi var, şey var. Şu an devam ediyoruz. Ve şey var. World Europa. Orada MSC'nin şu gemi. Ondan sonra dans dersi var bir yerde. Bu Liquid Disco. Şurada dans dersi var. Evet, şimdi Formula 1'e geldik. Ha, bayağı Formula arabası. Formula 1 sponsorlarından çıkıyor. Oley. Hello. Eda Hanım, bakıyorum da boy boy evet, pizza ve salatalarla geldiniz. 4 peynirli lütfen. Hey, ben 4 peynirliyi bulamıyorum. Nereden buluyorsun? Hey, vardı oradaydı. Benden sonra çıktı belki de. Arkası da çok güzel gözüküyor. Tüm rakipleri. Bugün gemide geçirilen bir gün olduğu için ana baba günü ortalık. Mert taktik veriyor. Hadi Mert! Aferin! Mert'cim bir çorba deneyeceksin. Şu an istakoz çorbamı yudumluyorum. İstakoz çorbası. Vay 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 arkadaş vay. Şey geliyor. Deniz ürünleri tadı geliyor ağzına. Çok güzel. Harbi. Sıcacık. Aynı zamanda çok güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben böyle bir et yemeği yiyorum Eda. Sen ne yiyorsun? Portakallı ördek yiyorum ben. Yok canım. Gerçekten baya portakallı ördek yiyorum. Afiyet olsun. Ben böyle akşamları yani portakallı böyle ördeğimle. Hadi bakalım. Evet, şu an artık yanaştık Mallorca'ya. Balearik Adaları'na gelmiş bulunmaktayız. En büyüğüne. Zaten feribotlardan belli. Birazdan da şehri gezeceğiz.
şurada telefonla çektim. Katedral var şu tarafta. Merkez o civarlar. Evet. Mallorca'ya gelmiş bulunmaktayız. Katedrale gideceğiz. Şurada ilk duraklarımızdan biri olacak. Bu katedral önemli bir katedralmiş. Balearic'e geldik arkadaşlar. Balearic adalarına geldik. Evet, artık iyice yanaştık, hatta dönüyoruz. Yanaşmak ne kelime? Baştan dönmeye başladı gemi gene. Şu şekilde tık 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 hissettiriyor. Bow thruster basınca şuralardan buralar sallanıyor gemi. Vay be, koca gemi. Geldi 600 küsür mil. En son yavaş geldi artık, hani saatine göre geliyor. Kendilerine hep zaman ayırıyorlar. Ondan sonra bir yerde yavaşlıyor da öyle ayarlıyor. İlla aynı vakitte gelecek ya. Şöyle. Şey de olur tabii, randevulu geliyorlar, o da var tabii. Şu saatte geleceğiz, bu saatte gideceğiz. Evet, kıçın kıçın yanaşıyoruz. Mallorca, Palma de Mallorca kendi ismiyle anılıyor. Balear Adaları'nın kraliçesi sayılıyor. İspanya'nın da en büyük adası. Adanın ünü sahillerinden ve gizemli küçük mağaralarından geliyormuş. Buradaki bu Balear Adaları dediğimiz adalar, en meşhuru Ibiza diye duymuşsunuzdur mutlaka. Ibiza, Mallorca, sonra ufağı var Minorca, Cabrera ve Formentera. Bu adalar özerk bölge. İspanya'da bütün bölgelerde genelde bu var, biliyorsunuz, daha önce de söylemiştik. Deniz, kum, güneş tatili için zenginlerin tercih ettiği, özellikle Alman zengin turistlerin tercih ettiği bir adaymış. Ünlülerin de evleri bulunuyormuş. Ya, ada olduğu için illaki güzeldir zaten. Bunlar demek ki adalar arası geziniyor Mert. Evet. Tabii anakaraya da gidiyordur. Kamyonlar falan gidiyor. Aa evet, feribot. Evet, artık yanaştık. Neredeyse bağlandık. Bağlanmışız galiba. Hatta indiriyorlar pasarellaları. Dağla, nerede kaldı? İleride. Karşıda. Şu şekilde. Her taraf yelkenli dolu tabi. Ve bir de komşu var şöyle, öküz gibi. Büyük, 300 metre falan bu da. Şatılbaz. Biz neyle gideceğiz peki? Şura başladık. Evet. O iki tane koca gemi arasında. Şura başladık. Adaya ayak bastık böyle de. Aynen. Vay be, bir İspanyol adasına da hayatta ilk defa geldim. Bebelerden kurtulmamız lazım. Palma Lisesi'nin gezisine denk geldik galiba. Aynen. Tatile giren, 15 tatile giren Palma Liseli gençler gezmek. Gel buraya. Şu anda yürüyoruz. Eda ile. Thank you.
Evet, Lalonka bölgesindeyiz. Gezmeye başladık. Burada turizm info var. Ondan sonra ve kocaman bir katedral var. Tabi ada olduğu için hemen Afrikalı göçmenler de burada bitmiş oluyor. Avrupa'nın her adasında varlar yani gerçekten. Park Dölemar'mış buranın adı. Hemen katedral burada. Park Dölemar yani deniz parkına bakıyoruz. Arkasında da kocaman buranın en büyük katedrali var. Bu katedral Basilica de Santa Maria de Mallorca. 13. yüzyılda gotik bina. Birazdan önünde dolaşacağız zaten. Buraların en büyük balearların hatta İspanya'nın da en büyük katedrallerinden Mert'cim. Evet. Yapımı yıllarca sürmüş. O kadar dev gibi ki nef dediğimiz şey yani şu önündeki ön paneli 44 metre falan. Bu yüzden de devasa yani. Çok bir camiymiş aslında burası zamanında. Camiden çevirmiş. Yani Arap bölgesi aynen caminin üstüne katedral inşa ediyorlar ve Avrupa'nın da en büyük katedrallerinden birisi oluyor. Bunun ismi Gül. Hani o büyük katedrallerin önünde çiçekli camı olur ya. O kısmı çok büyük. Le Sou diyorlar ya da Le Sou de Palma diyorlar. Palma'nın gülü gibi. Evet. Çok güzel değil mi ortam evet. Ya? Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en büyük katedral olabilir yani. Şeyi de kale güzel. Gibi ya. Kale zaten sanki. Allah Allah. En ucuz bence burada liman bölgesi. 6 euro Uber 11 euroydu. Evet. 6 euro taksi. Ama daha önce de duymuştuk. İspanya'da taksiye bindik. Evet bayağı el kaldır 1000 metreye açıyorlar gayet düzgün. 6 euro tuttu yani kaç kilometre yol. Bir şey değil yani. Bizden ucuz belki Antalya'dan evet. Ben sana söyleyeyim. Antalya'dan her yer ucuz. Gerçekten taksisi ucuz. Euro ile bile daha ucuz kalıyor. Nasıl oluyorsa artık. Kesinlikle. Oldu. Gittikçe büyüyordu. Evet. Yves Saint Laurent çantası alır mısın bana aşkım? Alırım aşkım. Güzel gözüküyor. Bu arada bir tane daha gemi geldi. Orkestra. MSC Orkestra geldi. Aynen. O MSC Orkestra işte şeye gidiyor diye duymuştum sanki hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Fas'a falan. Olabilir. Yok bir de gerçek olacak. Mesela niye şeydeki Tanca'daki deri çanta gerçek deri çanta? Tamam da o marka ay, bunlar. Bunlar marka değildi ki. Bu da Almudana Sarayı Mert, Almudana Palas. Bu sarayımız aslen Arap kalesiymiş. Evet. Şu anda saray gerçekten de kraliyet ailesi. Çeşitli etkinlikler için burada İspanya kralı bir şeyler yapılıyormuş. Yani şeyler, hala kullanılıyor. Şeyler. Bu da çok büyük hemen katedralin dibinde. Mert için Mallorca Oda Orkestrası karşılama müziği yapıyor. Aferin. Mert'i seviyorlar. Şapalak at arabası gidiyor. Yalnız askerler. Gözünü kapıya çıkarttılar.
Baya kapıyı açıp yokladılar bizi. Burası Arap Kalesi dediğim için kızdılar bence. Mert dedi ki hayır, Türkler yaptırmış Osman aşkım. Burası alakası. Kralcı Eda, sağcı burası. Aynen sağcı. Kralcı Eda. Evet. Giriş 10 euro. Yalnız Kraliyet Sarayı önünü çok kapatmış. Ben olsam onu yıktırırım. Şöyle iyice bir açtırırım önünü. Katedralin onu, manzarası güzel. İmar planlarını. Güzel olmamış. Kralla bunu konuşmam lazım. Roma kutlamaları boş kendin deseydi. Ne yapıyorsun? Onu çektim. Onu çektim valla. Müze daha var. Daha gittiğimiz yere göre değişiyoruz canım. Bugün de ben deportiv olayım. Mallorca'nın. Hani iki gün önce Barcelona'daydım. Ay Napoli'li olmuştum ya ben bu gezide. SSC Napoli. Forza. Buranın bir meşhur şeyi daha var Mallorca adalarına gelirseniz. Şu ikat kumaşı deniyor şuna. İkat boyama. Bu ikat kumaşı da buranın desenlerine sahip. Kar mısınız ya? Evet, Palas Müzesi. Şimdi bu Mallorca'nın incisi var arkadaşlar. Mallorca incisi. Bu inci üretim yeri burası. Ama tabii suni inci üretiyorlar. Evet. Ve gayet de meşhur böyle. Sürekli inci atölyeleri ve inci satan dükkanlar var böyle. Şöyle kısa çekelim. Neredeyse ayıramazmışsın. Çok güzel olurmuş. Tatlı değil mi? Bu avarça sandaletleri pek meşhur Mert Mallorca'nın. Ben orijinal bakıyorum. Böyle deriden, aynen aynen. Güzel tatlı sandaletleri. Şöyle deri gerçek. Le semestre. Le semestre. Mi? 15 tatil mi demek daha güzel? 15 tatil. 15. 15 tatil güzel bir kelime. Tatil. Sokaklar nasıl? Çok tatlış değil mi? Ben beğendim. Balkona bak, cam balkon yapmış. Şu anda İspanya Meydanı'na ve şeye doğru yürüyoruz Mert. Aynen. Balear Adaları'nın meclisine. Hadi yürüyelim bakalım. Ne yapıyorsun? Evet, meclisin olduğu meydandayım. Burada asırlık zeytin ağacını alıyorum. Çok güzel gözüküyor. Zeytin. Güzel ağaç. Güzel ağaç. Hakikaten öyle. Gel bakalım bir de. Görkemli bir binayı göstermek istiyorum. Onu anlat bakalım bize. Güzel görkemli. Hakikaten kocaman. Evet, burası Balear Adaları'nın meclis binası var. Aynen aynen. Buraya da böyle belediye meydanı deniyor zaten. Town kendisi. Yalnız belediye başarılı. Sokaklar temiz. Tertemiz. Bal dök yala yani. Evet Eda. Plaza Major'a gidiyoruz. Evet. Büyük meydanı. Major plazaya. Santa Eulalia'ya geldik. Gördüğünüz gibi gayet. Bu da büyük. Kapısı kapalı mı? Kapalı. Buldurdum. Dikkatimle buldurdum. Her yerde bir kilise. Bir katedral. Mallorca'da. Vallahi çok güzel. Sokaklar çok güzel değil mi? Çok tatlı ya. Çok keyifli. Buralar belli ki öğleden sonra canlanıyor Mert. Değil mi? Evet. Bir şey var yani. Fiesta. Vardır tabii İspanya'da. Evet, bu da Gaudi'nin tasarımlarına çok benzeyen bir bina. Aynalarından. Çok şık. Önünde de nefis kafeterya var. Nay 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 n
İki binada modernist takımda o yüzden. Ya Gaudi'den esinlenmiş ya gerçek Gaudi. Evet. Bu da bu Balear adalarına özgü Mert. Şey yani hamur işi bir tatlı. En sayımada diyorlar. Evet şimdi meydana geldik. Burada yeni bir meydana. Mayor belediye mi başkanı mı oluyor? Öyle bir şey oluyor değil mi bunlarda? Ha merkez. Hani Mallorca. Major. Plaza yani. Del Marques diyor. O bu tarafı. Bu tarafı. Heykel varmış burada bir tane. Tarabibidim. Tarinta. Tarabibidim. Tarinta. Evet, bu da Çamayol. Böyle bir yer. Meydan yani. Güzel ama yani yürüyerek gezmek için çok idealmiş Eda. Değil mi yani hani... Bakayım. Daha hani güzel olmaz yani. İstiklal Caddesi'ne geldik gene. Gene. Mertalya İstiklal Caddesi'ne benzetiyor. Ben de hep Antalya'ya benzetiyorum. İstiklal'e gel. Tabii burası benzemiyor Antalya'ya. Kale içine geldik. Şakacık yaptım. Kale içi. Kale içine geldik. Valla tertemiz sokaklar. Birazcık İtalya'dan sonra güzel geldi. Evet evet temiz yani. Adalar güzel oluyor ya daha gene. Değil evet. Mi aynı hikaye? Çok güzel oluyor. Hep adalar illa bir güzel tabii, oluyor. Tabii sayfiye turistik yer. Aynen. Bak, rahat. Mesela... Şeye geldik. Bir Basilica de San Miguel'e geldik. Vay. Bu da havalıymış. San Miguel'in Basilikası. Bazilik. Giriliyormuş. Bedavaysa girelim istersen. Aynen. Çek bakalım buradan. Paralıysa girmem. Esiguel mi? Belki burada ucuzdur. Yerinde ucuzdur belki. %50 Todoal varmış. Todoal mı varmış? Todor. Bir tane daha böyle bir kiliseli yapı var. Evet şimdi Plaça da Espanyol şu anda çalışmada gördüğünüz gibi. Pek bir hayır yok burada. Heykel var. Heykele bakılabilir. Evet burası da şehrin modern yeri. Koca şehir olduğu belli zaten. Yerden hemen geri dönelim aşkım. Koca koca caddeler. Bak. Baksana adamın evinin girişe bak. Silencio. Gene alışveriş caddeleri. Çok güzel hepsi var. Mallorca güzel arkadaşlar. Bak Allah aşkına Eda. Peynirci bak bak. Peynirci ve şeyci bak. Çok güzel. Peynir pizza, tapasçı. Çok güzel gözükmüyor mu ama bu arada? İçeriden kut kut götürüyorsun yani. Evet, La Rambla'dayız. Ne yapacağız? Geçeceğiz karşıya hadi. Niye? Karşıya geçesim geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bakanlık var. Aynen, bildiğim bakanlıklar. Bakanlık orada çok... Çıkıyoruz. Bak, acayip bir manzara var. Sana onu göstereceğim sonra. Tamam. Çok komik bir şey göstereceğim. Gel bize gel, merkez girmiş. Dekordia. Meclis bahçesi. La Rambla. Bu da buranın La Ramblası. Evet. Barcelona'ya özenmişler. Taksideki muhabbeti anlatsana Mert.
Ha Eda şey dedi adam. Burada Katalonya Oteli diye bir şey gördüm. Tamam aklıma geldi, taksiciye sorayım dedim. Hani Balear Adaları da acaba dedim Katalonya'ya mı aittir falan filan. Özerk bölge olduğunu biliyorum aslında. O dedi ki hayır dedi, burası İspanya yaptı böyle. Biraz böyle az Katalanlara böyle sinirli gibiydi. Şey Katalanlar dedi biraz dedi yaptı. Kafaları gidip dedi. Burada da dedim Mallorca'nın dili konuşuruz biz dedi. Katalanca konuşanlar var dedi. Demek ki Katalanlar da var. Mallorca boyunca modernist ve art deco yapılar mevcut. Gaudi'cin imanetleri bunlar. Ticaret merkezine geldik. Vay be. Ticaret merkezi. Burada bir şekil heykel değişikliği ve iki adet adam var. Geç seni iki Roma adamla, gibi. İki Romalı adamla çekeyim seni. Konser salonu. Evet, konser salonuna geldik Eda. Evet, çok güzel. Romeo ve Juliet oynuyormuş. Merkez konser salonu. Harbors yapmış. Vay be. Sokaklar güp güzeldi. Yine art deco bir yapı daha. Mesela bu da bayağı art deco. Şöyle yani tepeleri falan. Evet bu şey güzel yapılar devam ediyor. Bak. Antonio Maura. Çok şık gözüküyor. Mangrove var gene. Asya'dan gelen. Meydan da güzel. Kocaman ya, baksana. Devasa mangrove. Merkat Meydanı Eda. Evet, ticaret meydanı. Şu kiliseciğimiz neymiş? Gene bir evet.